doğurtmamıştır, doğmamıştır. Evet, velem yekun lehu küfüven ahad. Hiçbir şey ona eş ve denk değildir. Benzer bile değildir. Eş, denk, benzer, misil. Yani aklınıza ne benzetme geliyorsa hiçbir şey ama. Ma khatara bi balik fallahu gayru zalik. Aklına ne geliyorsa Allah o değildir. Aklına ne geliyorsa Allah o değildir. O zaman ne? Allah ne? Hayır. Allah ne? İşte burada dur. Allah ne? İnsanlık o kadar farklı ilah telakkilerine sahip ki, herkese taptığı, inandığı Tanrı'yı sor, herhalde birbirinin aynı diğer yüzünde iki insan çıkmaz. Evet. Mesela Mekke müşriklerine sorsak, Allah nedir? Allah'a inanıyorlardı. Sor onlara, gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Diyecekler ki elbette Allah yarattı. Kur'an haber veriyor bunu. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Onların sorunu Allah'a inanmama değil. Onların sorunu Allah'ın yanında başka şeylere de inanıyorlardı. Mesela Lat, Menat, Uzza, Hubel. Efendim, kışı Lat ve Menat'la geçirir, yazı da Uzza ile geçirir diyorlardı mesela. Yani harem. Bunlar Allah'ın haremi diyorlardı. Haremi, haşa. Bunlar melekler. Bu melekler de Allah'ın haremi. Dolayısıyla haremini kurmuş, yazı birileriyle geçiriyor, kışı birileriyle geçiriyor. Onun için bunlar haremi. Peki biz niye Allah'ın haremine inanıyoruz? Niye siz Allah'ın haremine inanıyorsunuz? Ya valide sultandan kapıdan gireceğiz işte. Yani onu ayarlayalım. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'a bir yol bulacağız efendim. Yani Allah'a giden yolu Valide Sultan'dan bulalım. Haşa efendim. Öyle bir zihniyet var. Haremin üzerinden bulmak, haremin üzerinden gitmek. Dolayısıyla çünkü Allah kafalarında bir kabile şeyhi. Anlatabiliyor muyum? Yeryüzündeki bir yönetici, yeryüzündeki bir kral, bir şey. Bir sultan. Dolayısıyla kafalarındaki Allah o. Onun içinde haremi var. Hareminin üzerinden Allah'a ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü uzak o. Ona yaklaşılmaz. Ne yapmak lazım? Bize yakın olanlardan gidelim. Dolayısıyla bize yakın olanlar da bunlar. Öyle gidelim. Yine Arapların tamamının inandığı şey aynı değildi. Bazıları cinleri Allah'la aralarına aracı olarak koyuyorlardı. Cinleri. Cinlere inanıyorlardı. Yani cinler bizi Allah'a yaklaştırır diyorlar. Yani bölgede Kitabul Esnam'da, putlar kitabında sayılan put sayısı 26. Ben saymıştım bir ara. Bu kadar ama işte Kabe'nin içinde 1000 put olduğu söylenir. 1000 tane tanrı olduğu söylenir. Tabii bu kesretten kinayedir, bence kinayedir. Efendim, Kabe o kadarını almaz. Ama çok ilginçtir. Kabe'nin içinde kucağında İsa olan bir Meryem ikonası da varmış duvarda. Bir de İbrahim ile İsmail'in ikonası da resmi de varmış Kabe'de. Dolayısıyla hatta efendim Tarih-i Mekke'de, Ezraki'nin ünlü Tarih-i Mekke, Mekke tarihi kitabında Allah Resulü Kabe'nin içine girdiğinde şu dursun gerisini temizleyin demiş. Böyle bir rivayette var. Bilmiyoruz. Doğru mu? Olabilir. Mümkündür. Evet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Hiçbir şey ona benzemez. Arap'ın, Kureyş'in tanrı panteonu buydu. Tanrılar panteonu vardı meclisi. İşte onların içinde Hubel vardı, Lat vardı, Menat vardı, Uzza vardı, İsaf vardı, Naile vardı, vardı. Vet vardı, Süva vardı, Yeğus vardı, Yeğuk vardı, Nasr vardı. Evet, vardı bütün bunlar. Peki Yunan'a mı gittiğinizde ne var? Onların, Kureyş'in Allah diye inandığına onlar Zeus diye inanıyordu. Ama Zeus tek değildi ki. Zeus'un bir meclisi vardı, meclisi, 12 tanrılık meclis. Evet, panteon diyorlar buna. Dolayısıyla Yunan panteonu 12 tanrı, 12. Meryem'in tacındaki yıldız sayısı da 12. Görüyorsunuz, 12'ler masum değil.
Dolayısıyla büyük camilerin kubbelerindeki isim sayısı da 12'dir. Çok ilginç değil mi? Efendim. Onların var da bizimki olmasın mı? Onlara var da bize yok mu? Ya biz de dizeriz bir panteon. Değil mi? Yetmedi o. Allah'ın yanına onun sevgili nebisini yani elçisini getiririz koyarız. Hatta tahtının sağına oturttu diye bir de hadis uydururuz. Allah Resulü'nün ağzına böyle bir iftira koyarız. Yani sen ne kötü bir hatipsin diyordu birine değil mi? Ey insanların en hayırlısı diyor. Veyahut da sen ve Allah olmasaydı şu işim olmazdı demişti adamın bir tanesi. Beni Allah'la aynı zamirin içinde mi arıyorsun? Yazıklar olsun sana demişti. Küma, siz ikiniz. Olmasaydı şu işim olmazdı diyen adama yazıklar olsun sana. Sen beni Allah ile aynı zamirin içinde mi anıyorsun? Hassasiyete bakar mısınız? Böyle bir peygamberi nasıl ettiniz de putlar panteonuna koydunuz? Ha? Nasıl ettiniz de koydunuz? Görse ne derdi? Bugün camileri görse ne derdi? Allah var burada, bir de orada Muhammed var. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ben kendi adımı yazdırmasını bilmiyor muydum mescidime? Ben bunu yaptırmadım, utanmadınız mı dese ne diyecektin? وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ قُلْ اِنَّ الْمَسَاجِدَ De ki, mescitler Allah'a mahsustur. Orada Allah'la beraber başkasını anmayın. Nereye koyacaksınız Cin suresindeki bu ayet? Türkiye'de binlerce cami var, binlerce, yüz bini aşkın cami var. Ama sadece 4 tane camide bu ayet yazılıymış. Ayet inmemiş dostlar. Müslümanların haberi yok. Çünkü Müslümanlar sevmiyorlar bu ayetleri. Müslümanlar kendileri uyduruyorlar. Bu ayetleri sevmiyorlar, bilmek de istemiyorlar. Bilmek isteselerdi, bu ayetler üzerine olurdu vaazlar, bu ayetler üzerine olurdu hutbeler. Öyle değil mi? Onun için ben burada bu ayeti okudum ya, şimdi kaşınıyor birileri bulunduğu yerde. Mayasıl oldu, şimdi kaşınıyorlar, cidden kaşınıyorlar bakın. Bu ayeti okudum diye. Öyledir. Evet. Yunan'ınki de öyle, panteonu. Peki, Mısır'a gidelim, eski Mısır'a. Horus var, Horus'un gözü. Doların üzerindeki göz bilir misiniz? Masonluk simgesinde de var o göz. O göz Horus'un gözüdür. Ünlüdür Horus'un gözü. Horus eski Mısır panteonunda baş tanrıdır. Isis annesidir. Osiris, Horus. Ve kardeşi Set'i öldürmüştür. Kardeş kavgası katliyle başlamıştır. Mısır'da hikaye, tanrılar hikayesi. Dolayısıyla işte o tanrı ölünce Ra olur. Yani güneşin oğlu olur. Dolayısıyla güneş onu temsil eder. Aktartık gökyüzüne çıkmıştır. Gökyüzündedir. Efendim, gidelim, şeye gidelim efendim. Yunan'a, affedersiniz, Hind'e gidelim. Hind'de nasıldır? Biraz önce söyledim, 33 milyon tanrı var. Efendim, Brahma. Yani orada flulaşmış, tanrısızlaşmış hatta. Sen de tanrı olabilirsine gelmiş. Bu fare ne? Bu fare işte falan öldü. Ondan sonra yılan oldu, ondan sonra maymun oldu, ondan sonra fare oldu. Vay efendi hazretleri efendim. Lao Tzu çok ilginç. Yolda bir pisliğe rast gelmiş, inek pisliğine. Selam vermiş de efendim. Tanrımız demiş derler. Tövbe. Yani o da var. O da olur efendim. Dolayısıyla İran'a gidelim. İran'da efendim. Zervan vardı ama çok ilginç, Ahura Mazda ve Ehrimen. Bir tanrı var ama onun karşısında mecusilikte bu, tabii Magus'ta yani, efendim, onun karşıtı da var. Negatif tanrı. Bugün Deccal inancı var ya, aslında aynen oradan alınma. Deccal negatif tanrıdır. Nietzsche'nin kitabının adını hatırlayın, Der Antichrist. Antichrist. Christ Antichrist.
Krist, Tanrı. Hristiyan dediğimiz kelime oradan geliyor, Krist. Ama antikrist, Tanrı'nın antisi. Dolayısıyla antikrist, orada bir anti Tanrı var. Onun için efendim ne olmuş? Bu iyilik Tanrısı, bu da kötülük Tanrısı. Dolayısıyla iyilik Tanrısıyla kötülük Tanrısı savaş halinde. Bu Çin'e nasıl yansımış? Yin ve Yang olarak yansımış. Aydınlık ve karanlık, iki ilke olarak yansımış. Japonya'ya farklı yansımış, farklı yerlere, Kore'ye farklı yansımış vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi ama Müslümanların hepsinin Tanrısı aynı mı? Ahmet bin Hanbel'in Tanrısı mesela nasıl bir Tanrı? Gökte taht üzerinde oturan bir Tanrı. Açın görürsünüz Müsned'de. Efendim. Dahası peygamberi tahtının sağına oturtan bir Tanrı. Hadis diye almış oraya. Anlatabiliyor muyum? Tahtının sağına. Hatta tahtında nasıl oturduğunu. Efendim tahtında oturan organının nasıl olduğunu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Neyse efendim çok fazla kurcalamayalım, kurdu çıkar değil mi? Bin kere görüştü diyor Ahmet bin Hanbel. Rüyasında mı görüştü? Gerçekte mi görüştü? Nasıl görüştü? Efendim aman Allah'ım. Öyle mi? Öyle oluyor ha. Ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen diyecek Kur'an. Evet. Şura suresinde 51. ayet. Efendim, yani bir ölümlü insanın, bir insanın Allah'la senli benli konuşması olacak şey değildir diyecek. Ma kana li beşerin, herhangi bir insanın, herhangi bir beşerin Allah'la böyle asker arkadaşı gibi konuşması olacak şey değildir. İlla, ancak nasıl olur? Vahiy. İşte öyle. O başka bir şey. Öyle karşılıklı sohbet etme falan, öyle yanına oturma. Sağı var bir Allah'ın, sağı bir de solu var. Sağı olanın sol olmaz mı? Sağı solu olanın ön arkası da olur, ön arkası olanın altı üstü de olur. Yani bu tarafları olan da maddedir zaten. Üç boyutludur ve yarattığının içindedir. Öyle değil mi? Maddedir. Sizin Allah dediğiniz şey, bizim Allah dediğimiz diye inandığımız şey aynı değil. Nasıl oluyor? Gazali'nin Allah'ı aynı mı? Yok. Evet. El-Madnun bih ala ehri gayrih diye bir risalesi var Gazali'nin. Yani ondan sonrakiler, bu onun değil falan efendim, hemen inkar yiğidin kalesi derler ya, inkar yiğidin kalesi. Hayır hayır, o onun. Onun olduğunun bir sürü delili var. Kitabın ismine bakar mısınız? El-Madnun bi ala ehli gayri. Ehli olmayana gizlenmesi gereken şey. Yani gizleyin demiş, bir de risale yazmış. Gizleyecektin de niye risale yazdın? Ha demek ki bazılarına yazmış. Bazılar baksın. Orada muta'in femme emin ayetini izah ediyor. Muta. Evet. Muta kim biliyor musunuz? Kim? Ay üstü alem var. O zamanki kozmoloji. Ay altı alem var. Ay üstü alem Allah'ın tasarrufunda. O aşkın ötede. Bir de ay altı alem var. Biz ay altı aleme dahiliz. Ay altı alemde tasarruf eden muta'dır diyor. Allah'tan alır, aşağıya tasarruf eder. Ne Allah'tır ne değildir diyor. Haşa. Tevhid nereye gitti Gazali? Sen ne diyorsun ya? Kimse açmaz ama bunu bakın. Açmaz. Dokunan yanar. Dokunan yanar bu. Bu dokunan yanar yeri bu. Nereye gitti tevhid? Nereye gitti? Ne demek bunlar şimdi? Demiurgos demiyor tabii. Demiurgos aslında Yunanların kullandığı bir kelime. Demiurgos ne? İşte ay altı aleme tasarrufta bulunan ilah altı ilah. Ast ilah. Görüyorsunuz değil mi? Nereden yaktık da nereden çıktık? Yahu hocam bunları sen de demesen, elini ateşe vurmasan, bizi de böyle zorda bırakmasan,
Ne güzel geçinip giderdik. Bak, maşallah konuşuyorsun. Çok da istifade ediyoruz. Ya bunlara dokunmadan geç hocam ya. Dokunma. Putlara dokunma ya. Değil mi? Putlara dokunma. Büyük taşa dokunma. Büyük taşa. Orta taşa da dokunma hocam ya. Onun da adamları var. Onun da tabileri var. Onun da tapıcıları var. Efendim? Ya küçük taşa da dokunma. Şimdi hiçbir şeye dokunmaya getiriyorsunuz. Tamam da. Hiçbir şeye dokunmadan, suya sabuna dokunmadan temizlik olmaz ki. Vallahi olmaz. Tevhid de olmaz. Peki niye dokunmuş şu mübarek sure? Söyler misiniz? Niye dokunmuş? Allah Resulü Lat'ta, Uzza'ya, Menat'a dokunmasaydı değil mi? Değil mi? Kul ya eyyuhel kafirun denir mi ya milletin yüzüne beraber? De ki ey kafirler, tapmam sizin taptığınıza. Siz de zaten benim taptığıma tapacak değilsiniz. Denir mi böyle dümdük olur mu ya? Ne yapalım? Ya Rabbi çek bu sureyi. Çek. Sorun çıkarıyor. Evet.